Merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıf koza yayınları sayfa 80'deki öğrendiklerimizi uygulayalım kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıda modellenen toplama işlemlerini çarpma işlemi olarak ifade ediniz demiş. A şıkkımızda başlayalım arkadaşlar. Hem toplama işlemiyle modelleyelim hem de çarpma işlemiyle modellemiş olalım. Bakın buradaki ifademiz öncelikle 5 parçalık bir şekil olduğu için paydamız 5. 2 tanesi boyalı olduğu için 2 bölü 5 artı... Burası ise arkadaşlar 5 parçalık bir şekil, 2 tanesi boyalı olduğu için 2 bölü 5 eşittir. Sonuçta 5 parçalık bir şekilden 4 tanesi boyalı olduğu için 4 bölü 5. Normalde toplama sorsaydı 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 eşittir 4 bölü 5 olacaktı. Ama bize çarpma işlemi olarak ifade ediniz dediği için arkadaşlar burada 2 tane 2 bölü 5 olduğu için şöyle yazıyoruz çarpma işlemiyle. 2 bölü 5 çarpı 2 işlemi 2 kere 2 4 yapar. Bunun altında gizli bir var. 5 kere 1 5 yapar. 4 bölü 5 sonucuna ulaşırız. 2 bölü 5'i 2 defa çarparak da sonuca ulaşmış olduk. Çarpmayla modellenmiş hali burada verildiği gibi olacak arkadaşlar. Toplamayla bu şekilde, çarpmayla bu şekilde, çarpma cevabı bu şekilde verilmiş oldu. B şıkkıyla devam ediyorum. Burayı temizliyorum arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak kontrollerini sağlayabilir. B şıkkına geçtiğimizde bakın bu ifademiz 7 parçalık bir şekil. O zaman ilk işlemimiz 7 paydası. 3 tanesi boyalı. 3 bölü 7 artı. Buradaki ifademiz yine aynı. 7 parçalık şekilden 3 tanesi boyalı. Yine 3. ifademizde 7 parçadan 3 tanesi boyalı. Sonuçta ne arkadaşlar? Sonuca bakarsanız 7 parçalık şekiller var. Paydamız 7. 2, 4, 6, 7, 8, 9 parçası boyalı. 9 bölü 7'ye karşılık gelmiş oldu. Bu toplama işlemiyle modellenmesi. Şimdi bu ifadeyi çarpma işlemiyle modellersek kaç tane 3 bölü 7 var arkadaşlar? 3 tane. O zaman 3 bölü 7 çarpı 3 işlemini yaptığımızda sonuca ulaşmış oluruz. 3'ün altında gizli 1 var. 3 kere 3 9. 7 kere 1 7. Yani cevabımız 9 bölü 7 olarak çarpma işlemiyle de modellenmiş oldu diyoruz. Bu şekilde B'yi de bulmuş olduk. C'ye geçtiğimizde arkadaşlar yine burayı temizliyorum. C şıkkını çözeceğim arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. C şıkkına baktığımızda bu ifademiz 1 tam. Burası ise 4 parçadan bir tanesi boyalı. 1 tam 1 bölü 4 artı burası da 1 tam 4 parçadan bir tanesi boyalı. Topladığımızda da 1 artı 1 2 tam. Paydalar eşit olduğu için payları topluyorum. 1 artı 1 2. Paydamız ise 4. 2 tam 4 parçadan 2 tanesi boyalı şeklinde toplamayla gösterdik. Şimdi çarpmayla gösterelim. 2 tane 1 tam 1 bölü 4 olduğu için 1 tam 1 bölü 4 çarpı 2 diyoruz. Cevabımız da 2 tam 2 bölü 4 şeklinde çıkmış oluyor arkadaşlar. Yine burada bileşik kezde çevirerek de gösterebiliriz. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Çarpmayla modellemesi de 1 tam 1 bölü 4 çarpı 2 işlemi o da 2 tam 2 bölü 4'e eşit olması gerekiyor. C şıkkımızın cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Birinci soruyu tamamladık. İkinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizliyorum. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. İkinci sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Çarpma işlemleri var. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Doğal sayımızın altına gizli bir koyuyoruz. Kesir halinde yazıyoruz. Paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılacak. 8 çarpı 1 8. 7 çarpı 1 7. A şıkkımızın cevabı 8 bölü 7 olarak bulunmuş oldu. B şıkkına geçtiğimizde yine doğal sayımızın altına gizli bir yazdım. Paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılacak. 8 kere 1 8. 7 kere 1 7. 8 bölü 7 çıktı. Bakın A ve B aynı çıktı. Çünkü sayılar zaten aynı arkadaşlar. Sadece yerleri değişmiş. O yüzden sonuç değişmedi. C'ye geçtiğimde 3'ün altına gizli bir yazdım. 3 kere 4 12. 5 kere 1 5 12 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Ç şıkkıyla devam edeceğim ama işlemlerin karışmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden silerek ilerleyeceğim. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Ç şıkkına geçtiğimizde bunun altında gizli bir var. 9 kere 2 18 12 kere 1 12 18 bölü 12 olarak Ç şıkkımızın cevabı ortaya çıktı. D'ye geçtiğimizde bunun altında gizli bir var. 4 kere 3 12 17 çarpı 1 17 12 bölü 17 olarak cevabım ortaya çıktı. E şıkkında ise doğal sayımızın altına gizli bir yazdık. 8 kere 2 16 5 kere 1 5 16 bölü 5 olarak da
E şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış oldu. Bu şekilde ikinci satırı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve üçüncü satıra doğru ilerliyoruz. Burayı temizledim. Yine yetiştiremeyenler varsa durdurarak kontrollerini sağlayabilir. Üçüncü soruda arkadaşlar dikkat gerekiyor. Çünkü tam sayılı kesirler var. Öncelikle bunların bileşik kese çevrilmesi gerekir. 1 tam 3 bölü 5 nasıl çeviriyoruz arkadaşlar? 1 tam 3 bölü 5'te tam kısımla paydayı çarpıyorum. 1 ile 5'i çarptığımızda 5. Payı ekliyorum. 3 ekledim. 8 yapar. 8 bölü 5'e eşit. Şimdi yazıyorum. 4 çarpı. Bunun da altında gizli bir var. Çarpı. İkinci ifadem 8 bölü 5 oldu. Çarpıyoruz. Paylar kendi arasında. 8 kere 4 32. 5 ile 1'i çarptığımızda da 5. Yani F şıkkımızın cevabı 32 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Şimdi burada bileşik kesire çeviriyorum. 7 tam 2 bölü 9'u çevirelim burada. 7 kere 9, 63. 2 daha 65 yapar. 65 bölü 9 yaptı. Bu ifademiz 65 bölü 9. Bu ifadeyi 2 ile çarptığımızda arkadaşlar paydamızda 1 var. 65 çarpı 2, 130 yapar. 9 kere 1, 9 yapar. 130 bölü 9 da G şıkkımızın cevabı olarak ortaya çıkmış oldu. Bu ifademizde ise bu ifadeyi 1 tam 3 bölü 8'i öncelikle bileşik kesire çeviriyorum. 8 kere 1 8 3 daha 11 bölü 8. 11 bölü 8'i yazdım. Bu ifademi ise 6'nın altına gizli bir yazıyorum ve çarpıyorum. 6 çarpı 11 66. 8 çarpı 1 8. 66 bölü 8 olarak da son şıkkımız cevap olarak ortaya çıkmış oldu. Tam sayılı kesirlerde bileşik kesire çevirerek çarpma yapmamız gerektiğini unutmuyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevapları da bu şekilde ortaya çıkmış oldular. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledim. Yetiştiremeyenler varsa durdurarak kontrollerini sağlayabilir dedik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda 4'ün 12 bölü 5 bölü 12 kadarını bularak modelle gösteriniz demiş. Şimdi bir sayının belli miktarda kesir istendiğinde çarparak bulunur arkadaşlar. Yani 4'ü 5 bölü 12 ile çarpmam lazım. Çarpıyorum. 4 çarpı 5 bölü 12 eşittir. 4'ün altında gizli bir var. 4 kere 5 20. 12 çarpı 1 12. Yani 20 bölü 12'lik kısmını sormuş. Bir de bunu arkadaşlar cevabımız 20 bölü 12. Ama modelle göstermem isteniyor. Altta da modelle gösterelim. Şu ifadeyi 4'ün 5 bölü 12'sini alacağız. 4 tane 12 parçalık şekil alıyorum arkadaşlar önce. Şöyle ayırdım. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Evet. 12 parçalık bir şekil oldu. Bundan 4 tane almam gerekiyor aynısından. 1, 2, 3, 4, 6, 12 yaptı şöyle. Bir tane daha alıyorum. 1, 2, 3, 4, 6 şöyle böldüğümüzde 12 yaptı. Son olarak bir tane daha bundan alacağım. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Paydamız 12 olduğu için 12 parçalık 4 tane şekil aldım. Her birisinden 5 tanesini boyuyorum. Şu alttan 4 tane, bir tane de şuradan aldım. Buradan 4 tane. Bir tane de şuradan aldım. Buradan 4 tane, bir tane buradan aldım. Buradan 4 tane artı bir tane de şuradan aldım arkadaşlar. Bu şekilde modelledim. 12, 5 bölü 12'lik 4 tane şekil aldım. Bunun sonucunda ne oluştu? 12 parçalık 2 tane şekil çizelim. Çünkü 5, 10, 15, 20 tane boyalı var. O yüzden 2 tane çizmem yeterli. 1, 2, 3, 4, 6... Bir tane daha çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Şimdi toplam 5, 10, 15, 20 tanesi boyalı olduğu için bunun tamamı boyalı olacak. 12 tanesi. Bundan da 8 tane boyamam lazım. 8 tane boyuyorum. 4 sıra boyamam yeterli. 4 sıra boyadığımızda olmuş olacak. Yani modelle gösterimi de bu arkadaşlar. Ne yaptım? 4 tane 5 bölü 12'lik şekil aldım. Sonuçta da toplam 20 bölü 12 olacak şekilde 12'lik 2 tane şekil aldım ve bundan 20 tanesini boyamış olduk. Bu şekilde 3. sorumuzda modelle göstermiş olduk arkadaşlar. Ve 4. sorum olan son sorumuza doğru ilerliyoruz.
Burada işlemleri ve şekilleri yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini yapabilirler dedik. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde 6 çuval un vardı. Her çuvaldaki unun 5/8 ile ekmek yapılmıştır. Ekmek yapmak için tüm unların ne kadar kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. 6 çuval unun 5/8 sorulduğu için çarpma işlemi yapmam lazım. 6 ile çarpıyorum 5/8'i. 6'nın altında gizli bir var. Çarpıyorum arkadaşlar. 6 kere 5 30. 8 kere 1 8. Cevabımız 30/8. Bunu da tam sayılı hale çevirmek isterseniz eğer 30'u 8'e bölerek tam sayılı hale çevirebilirsiniz. 30'un içerisinde 8 3 defa 8 kere 3 24. 0'dan 4 çıkmaz, yandan aldı. 10'dan 4 çıktı. 6 burası ise 0 kaldı. Yani bu ifademiz 3 tam 6/8'e de karşılık gelmiş olur. 30/8 veya 3 tam 6/8 miktarında un kullanılmıştır. 4. sorumuzun cevabı olacaktı arkadaşlar. Sayfa 80'deki çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.